Hatay T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara uzman psikolog Engin Olgun tarafından uyuşturucu madde ve zararları konulu konferans verildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Öğrenci servis araçlarını da denetleyen yetkililer trafik kanunu, okul servis araçları hizmet yönetmeliği ve belediye zabıta yönetmeliği hükümleri çerçevesinde denetimlerini sürdürecek. Defne Belediyesi'nin aldığı yeni bir tedbirle tadilat sonrasında ortaya çıkan tuğla, sıva, beton ve kum gibi atıklar sorun olmaktan çıkıyor. Defne Belediyesi ekipleri vatandaşların evlerinde, bahçelerinde veya iş yerlerinde tadilat yaptıktan sonra ortaya çıkan molozları evlerinin önünden alarak belirlenen alanlara döküyor. Defne Belediye Meclisi 2017 Ekim ayı olan meclis toplantısını yapmak üzere Subaşı Ek Hizmet binasında toplandı. Defne Belediyesi 2018-2019 performans programıyla 2018 yılı bütçesinin görüşülmesi maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na, imar planı değişikliklerinin görüşülmesi maddeleri İmar Komisyonu'na havale edildi. Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sultan Daban, Türkiye Satranç Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Bedrettin Günay, TSF Defne İlçe Temsilcisi Edip Nurlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Samandağ İlçe Temsilcisi Canan Oktay, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman'ı ziyaret etti. Defne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Tavla Mahallesi ziyaret yolunda stabilize çalışması gerçekleştirdiler. Koçören Mahallesi Hamza Ördek Sokak'ta elek altı çalışması gerçekleştirerek yolları stabilize eden Defne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kullanılmaz durumdaki yolu kullanıma elverişli hale getirdiler. Defne Belediyesi Harbiye Selman Nasır Eski Ocak Ortaokulu'na soyunma odası kazandırmak adına çalışma başlattı. Defne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapımına başlanan soyunma odası kısa süre içerisinde öğrencilerin hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı "Kimse yoksa biz varız" parolasıyla hizmet eden evde bakım hizmet ekibiyle Hatay'ın 15 ilçesinde vatandaşlara ulaşıyor. İl genelinde 65 yaş ve üzeri yaşlı bakıma muhtaç vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çeşitli hizmetleri bir arada sunan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde binlerce eve hizmet ulaştırdı. Antakyalı Çocuklar 4 Hatay Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in talimatları doğrultusunda Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Samandağ'ın ulaşımına rahat bir nefes aldırmak adına hummalı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekipleri tarafından birçok mahallede kilit parke taşı yol yapım çalışmaları, yol temizlik çalışmaları ve asfalt çalışmaları gerçekleştirilerek birçok cadde günümüz koşullarına uygun nitelikli hale getiriliyor.